iki tane hurkuş ihracatımız var şu anda. Onu yapmaya, bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu yazın onu teslim edeceğiz. Arkası da gelir Allah'ın izniyle. Diğer ülkelere de tekliflerimiz var. Türkiye'de de hava kuvvetlerimize teslimatlarımız olacak inşallah Şubat, Mart gibi. Ve üretimi de artıracağız. Yani sonuçta tabii vatandaş bizi daha çok bir ürün geliştirme prototiple tanıyordur. İşin zoru da budur zaten. Yani hani know-how diyoruz, İngilizce olur kusura bakmayın. Lisans diyoruz ya, IP hakları diyoruz ya, intellectual property. Şimdi onu yaparken, geliştirirken insan yoruluyor. Yoruluyoruz. Bu kadar mühendis oraya çalışıyor zaten. Ama ondan sonra imalata geçince de zevkli oluyor. Zaten Atak T-129 dediğimiz var ya, şimdi Atak'ın kendisi, bir de onun abisi var, Atak 2. Bir de onun kız kardeşi var. O 21 kişilik genel maksat helikopteri. Ha, Atak'a bir seri yaptığımız için çok böyle güzel güzel gidiyor. Hırkışımız da öyle gidiyor. Yani parası, maddi gelir açısından. Önümüzdeki yıllarda bunların her biri o hale gelecek. Milli Muharip dahil. Dolayısıyla bu şirketin geleceği çok parlak. Yani Allah nasip eder, bir terslik olmazsa bu şirket dünyada, yani kendi akranlarıyla kimse, işte Lockheed Martin bilirsiniz en büyüğüdür. Tabii Lockheed Martin kadar olacak demeyiz burada muhakkak. 50 bin mühendisi var bizim, şimdi gözümüz 10 bin mühendiste. Ama dünyanın en büyüğü 50 ise biz de 10 bin diyorsak fena bir şey olmayacağız. Eğitim olarak hava yer destek uçağı da deniyor buna. Bu bildiğimiz temel eğitim de olabiliyor. Üzerinde size atışları temsil eden sistemler de oluyor. İnşallah bu açıdan çok fonksiyonel olacak. TUSAŞ gibi şirketler bir ürün yapar, sonra bir tane daha başka versiyon yapar. Başka versiyon, Atak'ta da yaptık onu belki bilirsiniz de, faz 1 var, faz 2 var. Böyle değişik versiyon, biz onları zaman içinde devam ettiririz. Çünkü her geçen gün bir daha iyi ürün çıkarmak lazım. Üretim tezgahı aynıdır. Siz tasarımı biraz daha iyileştirirseniz daha iyisi çıkar. Evet. Dolayısıyla hep bunu Milli Muharip'te de göreceksiniz. F-16'yı takip etmişsiniz de bir ihtimal. Yani Block 20'si, 30'u, 40'ı şu anda 70'i var onun. Block 70, Viper dedikleri. Yani sonuçta bu tabii normal, doğal bir süreç olarak devam eder. Hırkuş C vardı. O versiyon ya da varyant çalışılıyor mu gündemde? Çalışılıyor. Hepsi çalışıyor. Ama bizim fokusumuz Hırkuş B. Bu yıl uçak çıkacak ortaya. Yani fiziksel olarak göreceksiniz onu. Zaten 18 2023'te de motor çalıştıracak yani. Yani yer testlerine başlayacak. Şu anda tabii bizim kademe kademe önce bir konsept tasarlarsanız onları bitirdik. Rüzgar tünellerinde yaptıklarınızı test edersiniz. Yani hesapta buldu ama gerçekte de ona benziyor mu? Dinleyicimiz bilmiyorum ne kadar vakıf ama biz uçakları yaptığımız zaman rüzgar tünelinde yerde sabit, etrafında havayı döndürürüz. Diğer taraftan da uçak uçar, havanın kendisi rahat durur. Gene ikisi aynı yere gelir fizik olarak. Dolayısıyla uçak ne kadar kuvvet oluşturur, manevra yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum diye bunları yaparız. Şimdi bunu bitirdik. Bu kısımları bitirdik. Ondan sonra bir diş geometriği belirlerseniz onları da bitirdik. Detay analizler yaparsanız yani kalınlıklarına kadar olsun ki mukavemetleri diye onları da bitirdik. Şu anda imalatına başlıyoruz. Tabii bunların tekrar bir daha yenilenmesi, tekrar bir yenilenmesi devam eder. 2028 uçak teslim edilen kadar biz gene yapısal analizlere devam ederiz. O üzerine başka bir sensör koyarız. Ama hedef şu, 18 Mart 2025'te ilk uçuşunu göreceğiz Allah'ın izniyle. 18 Mart 2023'te 23-25. Önümüzdeki işte 14 ayımız kaldı. Ay sayıyoruz artık. Bir ara 18 aydı da her ay bir tane eksiliyor. Motor çalıştırıp hangardan çıkacak. Onu göreceğiz. İyi gidiyor. Ama dediğim gibi yani dinleyicimiz şunu bilsin. Böyle yani tek atışlık bir iş değil bunlar. Bu ekip 2006'da başladım. O zaman küçücük uçak genel müdürü altında küçücük bir üniteydi. Evet. Şimdi şirketin en büyük ünitesi oldu. Biraz sonra şirketin en büyük ünitesinin iki katı olacak burası. Ülkemize teslim ettiğimiz Atak helikopterlerimiz var. 69'u teslim ettik. 83. Bu sene içinde 83'ü de tamamlayacağız. Filipin'e 6 tane ihraç helikopteri var. Onları da tamamlayacağız. Dolayısıyla 83 artı 6, 89 helikopteri bu sene içinde bitiriyoruz Atak'la ilgili. Tabii bunu yurt dışında imalatını nasıl yaparız? Onun çalışmasını yapıyoruz şu anda.
Ama Atak projesini bu sene tamamlayacağız. Tabii Atak bitince Gökbey var yanında. Gökbey de şimdi seriye dökülüyor. 3 tane jandarma için yapıyoruz şu anda. İnşallah bu sene sonuna kadar teslim edeceğiz onları. Ve Gökbey sertifikasyon uçuşları yapıyor. T-70 dediğimiz Sikorsky lisansıyla yaptığımız Black Hawk veya en birçok bilinen adıyla o helikopterimizi şu anda imalatları devam ediyor. 109 tane helikopter olacak o. Ama tabii bütün bunların en daha böyle şeyi olanı, hani milli muharebe karşıt geleni Atak 2'dir bizim. 11 ton ağırlığında bir helikopter. 1 ton patlayıcı üzerine olabiliyor. 30 milimetre topu var. Yani bu klasta zaten bir Amerikalıların bir de Rusların helikopteri var. Çinlerin yok. İnşallah onu da 18 Mart 2023'te uçuracağız. Çok iddialı bir hedef olsun. İddialı hedef olması daha iyi. Tabii ondan daha heyecanlısı bizim o 11 tonlu, 10 tonluk, 21 kişi taşıyan, arkasında rampası olan, yani şeye jip koyabiliyorsunuz, pardon, cephe gerisine çalışacak bir helikopter yapıyoruz. Büyük genel maksat helikopteri. Bu Atak 2 ile genel maksat helikopteri bu iş, bu buradaki şeyimiz olacak yani. Milli muharip uçağımız olacak diyelim Allah'ın izniyle.